Antoni'nin sınıf arkadaşları onunla oldukça fazla dalga geçerlerdi. Neredeyse her gün. Antoni eski günlerde neredeyse koridorda bile yürüyemediğini, çünkü insanların ona isimler takarak dalga geçtiğini söylüyor. Genelde şişko veya domuzcuk diyorlardı ve buna o hariç herkes gülüyordu. Onun içinse bunlar oldukça acı vericiydi. Tabii ki Antoni kızlar arasında da çok popüler değildi. Kızlar bir sebepten ötürü onunla görüşmek istemiyorlardı. Ama bir keresinde canını çok sıkan bir şey oldu ve bu onu cidden sarstı. Sınıfta çok hoşlandığı bir kız vardı ve onunla alay etti. Antoni çok küçükken fast food bağımlısı haline geldi. Eskiden her sabah iki tane devasa hamburger yerdi. Tabii ki bolca kolayla beraber. Genelde KFC burgerları ve dondurmayla kahvaltı yapardı. Bu neredeyse günde 10.000 kaloriye denk geliyor. Bir noktada Antoni en yüksek kilosuna ulaştı. Kilosu yüzünden insanlarla iletişimde kötüydü. Onun gibi bir çocuk için lise kabus gibiydi. Çocuklar onun gibilerine karşı çok kaba olabiliyordu. Ve bir şanssızlık olarak Antoni şişmandı. Sınıfta popüler bir kız vardı. Tüm erkekleri parmağının etrafında döndürürdü. Ve bir gün Antoni cesaret bulup okul dansına beraber gitmek isteyip istemediğini sordu. Neden olmasın ki diye düşündü. En fazla yüzüne gülerdi ama beklemediği şey oldu ve kız kabul etti. Antoni o kadar heyecanlandı ki yeni bir kıyafet aldı. Saçını kestirdi ve bir limuzin çağırdı. Cidden kızı etkilemek istedi. Hatta önceki gece heyecandan uyuyamadı. Bugüne aylardır hazırlanıyordu ve hala kızın teklifini kabul ettiğine inanamıyordu. Büyük gün geldi ve Antoni kızın evine gitti. Kapı zilini çaldı ve kız kapıyı açtığında ona kapıdan geçmek için fazla şişman olduğunu söyledi ve kapıyı yüzüne çarptı. Antoni kızın arkadaşlarının da kapının arkasında güldüğünü duyabiliyordu. Antoni'nin kalbi kırılmıştı. Limuzine geri yürüdü ve aslında akşamın mahvolmadığını, hala güzel bir şekilde giyinmiş olduğunu ve baloya gidebileceğini düşündü. Daha hatalı olamazdı. Salona girdiğinde herkes gülüyor ve hep birazdan onunla dalga geçiyordu. Herkes kızla arasında olanları öğrenmişti. Berbat bir gündü ve kimse bu şekilde dalga konusu olmayı hak etmez. Sadece bu da değil, Antoni'nin yeme düzeni o kadar berbattı ki, doktoru eğer böyle devam ederse diyabete yakalanabileceğini söyledi. Tüm bunlar onu motive etti ve değişmeye karar verdi. Hep yalnız kalacağını düşünmüştü. İlk yaptığı şey, fast food'u bırakıp bir spor salonuna gidecek iradeyi toplamaktı. İnsanlar ona güldü ama o kararlıydı. İnanması güç ama Antoni tam 70 kilo verdi. Resmen eridi. Birkaç ay önce onu tüm okulun önünde rezil eden kız onunla iletişime girdi ve ona yaptığı şey için özür diledi. Hatta ona bir randevu teklif etti. Sürpriz olarak Antoni kabul etti. Ancak buluştuktan 20 dakika sonra meşgul olduğunu söyleyerek gitti. Antoni çok değişti. Kızlar artık ona ilgi gösteriyor ve bu hikaye asla vazgeçmemeniz ve hayatınızı değiştirmek için hiçbir zaman geç olmadığının görünür bir örneği.